Arkadaşlar, bugün Gaziantep Üniversitesi en az lise mezunu 102 sözleşmeli sağlık personeli arama yapacak. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Son dakika izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar, hızlı hızlı okuyacağım. Lisans hemşirede 50 kişi alıyor. Lisans bölümünden mezun olmanız yeterli. Lise hemşireden 35 kişi alıyor. Orta öğretim hemşireden lise mezunu hemşire olmanız yeterli. Sağlık teknikeri 3 kişi alıyor. Acil bakım teknikerinden yani ilk acı yardımdan 3 kişi alıyor. Özel şartları var. Özel şartla siz okursunuz arkadaşlar. Ben hızlı geçeceğim video uzamasın diye. Yine anestezi teknikerliği var. 3 kişi alıyor. Yine özel şartlar var. Siz bunları kendiniz okursunuz. 3 kişi alıyor anestezi teknikerliği. Yine anestezi teknikerliği var. Bu sefer şart istemiyor. 2 kişi alıyor. Sadece anestezi mezunu olmanız yeterli. Diyalizyon lisans mezunu 4 kişi alıyor. Radyoloji bölümünde 1 kişi alıyor. Özel şart var. Lisans biyolog ya da kimya bölümü lisans mezunu olmanız yeterli. Biyoloji ya da kimya bölümü 1 kişi alıyor. Yine fizyoterapist var. 1 kişi alıyor. Eczacı var. 1 kişi alıyor. Eczacı var. Ayrıca 1 kişi daha alıyor. Yani hepsinin ayrı ayrı kendine göre şartları var. Yani 2 eczacı, 1 fizyoterapist, 1 biyoloji veya kimya bölümü mezunu, röntgen teknikeri 1, diyalist ön lisans 4, anestezi 2, şartlı olan anestezi 3 kişi, ilk acı yardım 3, orta öğretim hemşire 35, hemşire lisans 50 kişi alıyor arkadaşlar. Kadroları gördükten sonra istersen genel şartlara bakalım. Başvuru tarihinde itibaren 18 yaşını tamamlamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmeti yapmış, muaf ya da tecilli olmak. Yani akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı engel bulunmaması lazım. İşte daha önce kurumlarda çalışırken kurumumuzda iş aktifi feshedilenler kendi isteğiyle görevden istifa edenler müracaatı kabul edilmeyecektir. KPSS grubundan lisans mezunu 2021 KPSS puanı, yıl lisans mezunları 2020, ikisi de 2020 KPSS puanı, lise mezunları için de 2020 KPSS puanı esas alacaktır, eczacı pozisyonları hariç. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen ise istenilen belgeyi ibraz edemeyenlerin başvuru gerçeği sayılacak. Sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edecek hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Eczacı pozisyonunun müracaat edilen adayların 6197 sayılı eczacılar ve eczacılık hakkında kanun 2, 3 ve 4. maddeli belirten şartları taşıması gerekmektedir. Özel şartlara bakalım. Başvuracak adayların başvurduğu nitelikli kodlar karşısındaki yer alan aranan niteliğinin tamamını taşıyor olması ve bu belgelendirmesi gerekmektedir. 2020 KPSS sınava girmiş olmakla lisans mezunu için KPSS P3, ön lisans P93, orta öğretim P94 adayları 2020 yılı KPSS puanını başvurduğu nitelik kodunu aranan öğrenim şartlarına uygun olması gerekmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik veya yaşlı aylığı almıyor olması gerekir. Nöbet usulü çalışma engel bir durumunuzun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru şekli ve yeri. Müracaat resmi gazetede yayınlanan günden 15 gün içerisinde mesleği bitirmeye kadar üniversitenin personel daire başkanına şahsen başvuru yapılacaktır. Kargo ya da posta ile müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Adres sadece tek bir unvan için başvuru yapacaktır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru işlem sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen, istenilen belgeyi iptal edilmeyen müracaatı geçerli sayılacak, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yani gidip şahsen başvuru yapacaksınız. Online ya da kargo ya da posta ile başvuru yapamıyorsunuz. Bu bilgiyi bir olun. Yani Antep'e gidip başvuru şahsen yapmanız lazım. Başvuran değerlendirmesi. KPSS B grubu puan sınavına atamaya hak kazanan adaylar isim listesi, işler başlamak için gerekli evraklar ile evrakların teslim edildiği yer zaman başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Antep EDÜTR adresi ilan edilecektir. Adaylar başvurularına eşit olması halinde mezuniyet tarihi öne alınacak. Bu da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adayın öncelikli tanınacak. Her iki kadronun da bir katı kadar yedek aday belirlenecek. Asıl kazananlar süresi isterince içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartlarda taşımada tespit edilen yerine yedek kazananlar sırasıyla iyileştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. İstenilen belgeler yani Antep'e giderken başvuru formunuzu Antep Edu'da alacaksınız. KPSS sonuç belgesi, E-Devlet üzerinden alacak mezuniyet belgesi. Ama arkadaşlar şurada 3. maddeyi bir araya koydum. Arkadaşlar E-Devlet mezuniyetinizi götürün ama kendi kişisel şahsi mezuniyet belgesini de götürün. Çünkü ben daha önce
kendi arkadaşımıza başvuru yaptığımızda e-devlet çıktısını değil şahsi belgesini istemişti. Burada e-devlet çıktısı denilebiliyor ama şahsi diplomanızı isteyebiliyorlar. Yani gerçek diplomayı da isteyebiliyorlar. Bu yüzden gerçek diplomanızı da yanınızda gözlemeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü bu sizi aldatmaca olabilir. Bazen bile bir aldatmaca yapabiliyorlar. Oraya gittiğinizde hayır orada yanlış yazılmış. Biz aslında normal şeyinizi istiyorduk. Mezuniyet belgenizi istiyorduk diye, orijinalini istiyorduk diye söyleyebiliyorlar. Orijinalinizi gösteriyorsunuz ve fotokopisini verebilirsiniz ya da e-devlet üzerinden çıktısını da verebilirsiniz ama kesinlikle yanınızda orijinalini götürün arkadaşlar. Orijinalini götürürken de orijinalin bir tane fotokopisini de çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü orijinalini vermeyin, fotokopisini verin. Kimlik fotokopisini çekeceksiniz. Deneyim belgesi, sertifika, katılım, aranan niteliğine istenen unvanlar için ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, katılım belgesi, sertifika gibi ibraz edilenler. Bu hangi branşlarda deneyim istiyorsa onlar için geçerlidir. Eğer deneyim istemiyorsa şu yukarıdaki belgeleri götürmesi yeterlidir. Dediğim gibi mezuniyet belgenizi de kendinizi şu anda resmi mezuniyet belgesini de götürün. Hem e-devleti götürün, hem resmini götürün, hem resminin fotokopisini götürün arkadaşlar. Yani bu üç belgeyi de götürün. Çünkü o da resmi kimliği şeyde bakabiliyor, mezuniyet belgesine de bakabiliyorlar. Arada bir böyle uyanıklar da yapabiliyorlar. Bu yüzden bunun için resmi mezuniyet belgenizi de götürün. Kanalımıza abone olup videoyu beğendiyseniz sevinirim. İstenilen belgeleri söyledik. Başvuru denetimini anlattık. Başvuru şekli ve zamanı söyledik. Gerekli şartları söyledik. Özel şartlar ve genel şartları söyledik. Kadrolar hakkında bilgi verdik. Kadrolar hakkında dediğim gibi bilgi verdik. Yine en çok hemşirelere düşmüş lisans ve orta öğretim hemşirelere en çok kadro düşmüş. Ön lisans arkadaşlarımıza yine 1-2 kadro düşmüş. Adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Her zaman ön lisans arkadaşlarımızın yanındayım. Hemşireler olmazsa tabii bölge olmaz ama emin olun teknikerler de olmazsa hemşireler hiçbir şey yapamaz. Bakın emin olun teknikerler bu ülkenin gözbebeği. Tabii hemşireler de bu ülkenin gözbebeği ama hemşirenin en büyük destekçisi teknikerlerdi. Bir tekniker olmazsa hemşire orada hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden teknikerlerin kadroları bence daha çok verilmesi lazım. Ve bu yüzden teknikerin hakkının yenmemesi lazım. Elimizden geleni yapacağız. Teknikerler elimizden geldiği desteği vereceğiz. Neticesinde Gaziantep Üniversitesi bugün 102 sağlık personeli almış. 102 arkadaşımız daha meslek sahibi olup evine ekmek gösterecek. Şimdiden kazananlara hayırlı olsun. Kaybedenler ise üzülmesin. Önümüzde illaki alımlar olacaktır. Siz Fikir Hocam kanalını takip ederekten bu alımlardan haberdar olabilirsiniz. Takipte kalmanız dileğiyle. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorum kısmında yorumunuz varsa belirtin. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.